Toptancı bulabilmek için Amazon'un içerisinde satmayı düşündüğümüz ihtiyaç ürünlerinden kafamızda herhangi bir liste oluşturabiliriz. İhtiyaç ürünleri ne olabilir? Bir evde neler ihtiyaç olabilir? Bir evde kullanılabilen bulaşık malzemeleri var, temizlik malzemeleri var, mobilyalar var, halılar var, sandalyeler var, elektrik malzemeleri var, televizyon var, elektronik aletler var. Bu gibi ürünler düşünebilirsiniz. Mesela şu anda temizlik malzemelerinden yola çıkalım. Dishwasher pot yazdım. Dishwasher pot yazınca farklı farklı tedarikçiler var burada. Bakın gördüğünüz gibi. Şimdi bunları Jungle Scout'tan arama hacimlerine göre satış hacimlerine bakacağız. Gene aynı şekilde aynı mantıkla devam edeceğiz. Ürünlerin satış hacimleri çıkmış oldu. Burada tekrardan Amazon'un listenin Amazon'un sattığı ürünlere girmemeye çalışıyoruz. Bakın burada bir tane FBA satan bir ürün var. 5 tane de satıcısı var. Bu ürün muhtemelen kendileri satıyorlar. Evet, kendileri satıyorlar. Devam edelim aşağıya doğru. Başka neler var? Bakın şurada bir tane 15 tane FBA satıcısı olan bir ürün var. Buna girelim. Şimdi bu ürüne baktığımız zaman ne kadarlık bir satış söz konusu bu üründe? 40 bin olarak bir 40 bin dolara yakın günde 70 tane satan bir üründen bahsediyoruz. Şimdi bu firmanın dediğim gibi aynı şekilde bilgilerini brand name'ini alıp trademark'ta search yaptığınız zaman firmanın bilgileri çıkıyor. Bakın Procter Gamble bu firmanın distribütörü. Procter Gamble firmasını da aynı şekilde alıyoruz. Google'da search yapıyoruz ve Procter Gamble firmasının internet sitesine ulaşıyoruz. Burada bakın brandlerine tıklayıp şuradan brandlerine tıklayıp distribütörü oldukları ürünlerin listesini de burada görebilirsiniz. Bakın Ariel'in, Ajen'in, Bones sabunların birçok ürünün distribütörü konumundalar ve bu ürünlerin birçoğu Amazon'da satılıyor. Şimdi siz tabii direkt bu firmadan ürün tedarik etmeniz zor olabilir. Bu firma ile irtibata geçebilirsiniz. Bu firmanın yaşadığınız bölgeyi söylersiniz. Dersiniz ben işte Ohio'da yaşıyorum veya işte New Jersey'de yaşıyorum. Hangi eyalette yaşıyorsanız, Amerika'nın hangi eyaletinde yaşıyorsanız, sonrasında bu firma ile irtibata geçip kontak bilgilerinizi onlarla paylaşıp hangi belgeleri istiyorlarsa sizden bilgi paylaşmak için hangi belgeleri istiyorlarsa örneğin seller sertifikanızı isteyebilirler, business lisansınızı isteyebilirler, şirket bilgilerinizi isteyebilirler, ne kadar ciro yaptığınızı sorabilirler, kaç kişi çalıştırıyorsunuz onu sorabilirler, Amazon account'unuzu sorabilirler. Ama bu gibi bilgileri sorduktan, bu gibi bilgileri onlarla paylaştıktan sonra size bu firmalar bulunduğunuz eyaletteki distribütörlerin listesini gönderebilirler. Bu şekilde bakın konuştuğunuz zaman bulunduğunuz eyaletteki bu firmanın ürünlerini satan kimler var? Bu firma bulunduğunuz eyalette kimlere distribütörlük vermiş? Onlara ulaşabilirsiniz. Mesela örneğin bir tanesini yazalım şimdi. Mesela Forces General Merchandise firması Procter Gamble firmasının onaylı distribütöründen bir tanesi ve yerleri Los Angeles'ta. Los Angeles Downtown'da. Bu firmada Procter Gamble'ın birçok ürününü bulabiliyorsunuz. Dolayısıyla siz de hangi eyalette yaşıyorsanız o eyaletteki distribütörün ismini öğrenme imkanınız var veya oradan mal almanıza da gerek yok. Aynı şekilde bu Forsyth firmasına yazışarak, hesap açarak, seller permitinizle onaylatarak bu firmadan da aynı şekilde rahatlıkla mal alıp Amazon'a bu firmadan gönderimini sağlayabilirsiniz. Hani direkt buradan alıp kendi deponuza çekmeye uğraşmazsanız direkt bu firmadan mal alıp direkt Amazon depolarına sizin adınıza bu firma FBA yapabilir. Dediğim gibi bakın burada bulduğunuz birçok ürünün distribütörüne bu şekilde ulaşıp ya da bağlı bulunduğunuz eyaletteki distribütörünü öğrenebilirsiniz ya da dediğim gibi bu firma aracılığıyla da işinizi çözmüş olursunuz. Dediğim gibi burada ne yapıyoruz? Öncelikle bir kategori belirliyoruz. Bir satacağımız ürün kategorisi belirliyoruz. Bu ihtiyaç ürünleri olması gerekiyor. Yani çünkü arbitraja en uygun şey ihtiyaç ürünleri. Lüks olan eşyalar daha çok FBA yapılan ürünlerden oluşuyor. Ama ihtiyaç ürünlerinin birçoğu arbitraja uygun oluyor.
Dolayısıyla hani arbitraja uygun olduğunu düşündüğümüz bulaşık deterjan olabilir, sabunlar olabilir, şampuanlar olabilir, diş fırçaları olabilir, diş macunları olabilir. Bunun gibi aklınıza çeşit çeşit şeyler gelebilir. Bunlardan markalı olan ürünlerin distribütörlerine bu şekilde ulaşıp sonrasında da onlardan destek almanız mümkün. Bir sonraki konuda görüşmek üzere.